Konumuz Sümerler. Kim bu Sümerliler? Aslında Sümer veya bazıları Sümerliler diyor, bazıları Sümerliler. Hattı zatında Sümerlilerdir. Çünkü onlar geldikleri ya bulundukları yere, oturdukları yere Sümer demişler. Kendilerine de Kenger demişler. O bakımdan Sümerliler diyoruz biz. Bundan 6000 yıl önce Irak'ın güneyinde Dicle ve Fırat nehirlerinin birleşip denize aktıkları yere yakın olan kısma gelip yerleşmişler. Bir metinde diyor ki bir Eridu şehri var. Orası için. Orada diyor, vaktiyle diyor, bir damla su yok, bir şey yoktu, bir ağaç yoktu, ev yoktu, hiçbir şey yoktu. Ondan sonra yani Sümerlerle orası mamur bir şehir olduğu söyleniyor. Bunların nereden geldikleri konusu bütün... Onlar keşfedildikten sonra büyük bir münakaşa yahut da tartışma konusu olmuş bilim adamları arasında. Ve büyük bir kısmı onların Orta Asya'dan, doğudan geldiklerini ve dillerinin Ural Altay dillerine benzediğini söylediler. Fakat hala bu münakaşalı. Son zamanlarda ise bunu da inkar ediyorlar. Bilim, yani batıdaki bilim insanları diyorlar ki, bazıları diyorlar ki nereden geldikleri tam belli değil. Dilleri de hiçbir ne ölmüş ne de yaşayan herhangi bir dile benzemiyor. Fakat bizim son yaptığımız çalışmalara göre onların Orta Asya'dan geldiğini ve dillerinin Türk dili grubuna çok uyduğunu tespit ettik. Ama daha elimizde birçok şeyler, kanıtlar olsun diye bunun üzerinde çalışıyoruz ki kimse karşı çıkmasın. Çünkü dil, yalnız dil karşılaştırması kafi değil. Dille beraber diğer kültürlerin de, mesela Sümer diliyle Türk dilini karşılaştırırken Sümer diliyle, Sümer kültürüyle diğer kültürleri, Sümer arkeolojisiyle Türk arkeolojisini, bunların hepsini birden karşılaştırmak lazım. Biz bunları yapmaya başladık. İleride belki hepsini başaracağız. Bizim için bir kere önemli şu, evvela Atatürk bunlara çok önem verdi. Okuduğu kitaplar arasında bilhassa bir Fransızca kitapta şöyle yazmış: Sümerliler Orta Asya'dan gelmiş olabilirler, dilleri Ural Altay dillerine benziyor. Atatürk yanına kocaman bir önemli kaydını koymuş ve altını çizmiş. Sonra Ankara'da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi açıldığı zaman bütün dünyada asiroloji olan bölümün adını Sümeroloji olacak diye koyduruyor ve Sümer kültürünün araştırılmasını istiyor. Bizim önem vermemizin sebebi biraz Türk tarihini, yani Türklerle ilişkisi olabileceği konusundaki şeyimiz, yaklaşımımız bu bakımdan bize çok şeydi. Ben bugün yaptığım çalışmalarda dil bakımından, yer adları bakımından, efsaneler bakımından, Sümer efsaneleriyle Türk efsanelerini karşılaştırdım. Son derece yakın bu şeyler bakımından, konu bakımından. Ondan sonra destanlardaki yer adları tamamıyla
Türk şeylerine uyuyor ve en önemlisi de kendilerine koydukları Kenger adı Türklerde en eski boyun adı, bir boy adı olduğu ve bu boy adı bugün o adda birçok yerlerin ve birçok boyların hatta olduğu anlaşılıyor. Ben birçok buldum. Kenger, Kenger, Kengar diye çeşitli şekilde, hatta Orhun kitabelerinde bu yazı şey, bu ad bulundu. Bu bakımdan yani Türklerle büyük bir yakınlık, bir şey var. Sümerlerin en büyük şeyi nedir diye sorulduğu zaman, evvela onlar dillerine göre bir yazı icat etmişler. Bu yazıyı kil üzerine yazmışlar. Ayrıca yazdıkları bütün eserleri saklamayı bilmişler. Arşivler, kütüphaneler yaparak, okullar açarak bu yazıyı ve kültürlerini öğretme imkanları sağlamışlar. Ayrıca yazıyı o kadar çok geliştirmişler ki etraflarında olan başka milletler o yazıyla kendi dillerini yazma imkanları bulmuşlar. Eğer onlar bu yazıyı icat edip diğerlerine vermeselerdi yahut da almasalardı, bugün 3000 yıllık Orta Doğu tarihi tamamıyla karanlık kalacaktı. Bugün bu yazıyla yazılmış olan belgelerden bakıyoruz, bugüne kadar gerek folklorda, gerek din kitaplarında, gerek bilimde pek çok şeyler Sümer'den geldiği anlaşılıyor. Dinde bir yan benzerlikler var. Bunlardan eğer konuşacak olursak, mesela dünyanın yaratılışı, insanın yaratılışı, insan bizim şeyde de dinde yaratılmadan önce büyük bir su, şeyde de öyle, Kur'an'da da öyle, Tevrat'ta da evvela büyük bir su olduğu, o sudan bir toprak şey diyor, oradan yani yaratılma oluyor. Ondan sonra şeyler, insanlar topraktan yaratılıyor. Bütün dinlerde de insanlar topraktan yaratılmış olarak gösteriliyor. Bu da Sümer'den geldiğini anlıyoruz. Uygarlığın başladığını Sümerler'de görüyoruz. O yüzden Sümerler genel olarak bütün dünyada önemli. Ama ne yazık ki dünyada şimdi onu pek ona çıkaramıyorlar. Sebebi de onlar bütün kültürün, uygarlığın temeli Yunanlar olarak görüyorlardı. Ama şimdi birdenbire bütün yazılmış kitaplar böyle, birdenbire Sümerleri koymak onlara çok zor, imkansız gibi geliyor. O yüzden bu mevzu kalkmış Batı'da. Biz bunu çıkarıyoruz şimdi, daha çok bunun üzerinde uğraşıyoruz. Sümerlerden hakikaten bugüne kadar çok büyük şeyler, etkiler geldi. Bir kere mimaride kubbe yapma ve kemer yapma Sümerler'de başladığı katliği. Çünkü ilk onlar yapmışlar. Bunun biz aynı Türklerde görüyoruz. Türkler türbelerin hepsinin üzerine kubbeli yapmıştır. Sümerler'de mezarda kubbeli yapmışlar mezarlarını. Ondan başka bizde
Mesela şeyler, çadırlar kubbelidir. Bu bakımdan yani Türklere bir bağlantı olabiliyor. Diğer taraftan matematikte bir Sümerler hem onlu rakamları hem de altılı rakamları, altılıları bulma. Yani altılı ne demektir? Şimdi diyorlar ki ve onları bir, iki, üç parmakları sayarak yaptılar. Altılılarda boğumları sayarak bir, iki, bir, iki, üç, dört, beş, altı, 12'ye kadar gidiyor. Bugün onların bulduğu bu altılı sistem, onlu sistem ha bizde devam ediyor. Yani bütün dünyada devam ediyor. Altılı yani dereceler bizim altılı. Bütün derece hesapları. Bugün saat hesapları, dakikalar hep altı üzerine. Yani bunlar hepsi Sümer'den gelme durumunda. Astronomi de öyle. O Sümerler mesela aya göre düşünmüşler, ayın doğup batmasına göre bu zamanı 30 gün olarak koymuşlar. Seneyi 12 aya bölmüşler. Aydan artan 10'ar günlüğü 3 senede bir, bir ay ilave ederek güneşe göre de takvimi yapıyorlar. Bu çok önemli. Yani hakikaten çok önemli. Mesela 30 günü haftalara, 4 haftaya bölüyorlar. Haftalar günlere bölünüyor. Günler saatlere bölünüyor. Ve onlar, biz bir saat diyoruz. Onlar iki saati bir saat olarak kabul ediyorlar. Ve böylece bir takvim yapıyorlar. Burçları buluyorlar. Burçların isimleri hala bugün devam ediyor. Biz onları mesela terazi burcu, akrep burcu bilmem ne onların tercümesi olarak buluyoruz mesela. Rin Sümerce'de terazi, terazi burcu olarak böyle yani onlardan tercüme edilmiş olarak buluyoruz. Beş gezegeni tespit ediyor Sümerler. Bu beş gezegen Kepler'e kadar hep öyle biliniyor. Bunlar astronomide onların açtığı büyük bir yol olarak kabul ediliyor. Tıpta da çok şeyler yapmışlar. Tıpta mesela sihir falan kullanmışlar. Ama onun yanında bitkilerden, ondan sonra madenlerden, bütün bugün kullanılan şeylerden yararlanmışlar. Kimisini ezmiş, toz haline getirmiş, bir şeyle karıştırmış, içmiş. Kimisi vücuda sürülmüş. Yani hastalıkları tespit ediyorlar. Hastalıklara ilaçlar yapmışlar. Onlar akatlar, akat yani Sami bir halk. Daha önce orada var olduğu söyleniyor, az bir şey, tabaka. Sonra yavaş yavaş bunlar Mezopotamya'ya girmeye, çoğalmaya başlıyor. Bunların kendi ayrı dilleri var. Bu dillerinin kullanılmasına şeyler göz yumuyorlar. Sümerler göz yumuyor. Ayrıca Sümerler onların dilini kendileri öğrenmeye kalkıyorlar. Bunu nereden biliyoruz? İşte şeyler var, sözlükler var. Onlar mesela Akatça, Sümerce sözlükler yapmışlar. Sümerler o Akatçayı öğreniyor, Akatlara Sümerce öğretiyorlar. Yani fakat Akatlar yavaş yavaş Sümerlerden şey yapıyor, onların bütün o yazıyla beraber kültürlerini alıyor.
savaş tekniklerini alıyor. Her şeylerini alıyorlar. Ondan sonra Sümerler o arada parçalanıyorlar. Yani gruplara, şehir ve beyliklerine ayrılıyor. İçeriden özellikle yabancı olanlar geliyorlar, düşmanlarla birleşiyor. Bu içerideki kaynayan bu akatlarla birleşiyor. Ve böylece Sümerleri yok ediyorlar. Yani Sümerler tarih sahnesinden çekiliyor.